Herkese merhaba. Neredeyiz? Hatay Gurme'deyiz. Ama bugün buraya gelme sebebimiz başka. Cumartesi kader günü. İlk defa lise çağındaki kardeşlerimle buluşuyoruz. Ve bugün bizi burada Hatay Gurme'nin sahibi Barış... Barış'cığım... Onur ettim. Yani böyle güzel bir... Gerçekten dün akşam Instagram'da Barış var ya, yani bana geleceksiniz dedi. Arkadaşlar bugün Hatay mutfağını ilmek ilmek işleyeceğiz yani. Evet. Tek tek Barış'tan da rica ettim. Her yediğimizi bize anlatacak. Siz burada yiyeceksiniz. Ekran başında bizi izleyenler de Hatay mutfağının ne olduğunu anlayacaklar. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Hatay mutfağı neresi arkadaşlar? Bizi burada ağırlayan Barış dostum. Hoş geldin. Şu Hatay mutfağını şöyle bir benle beraber hem mutfağı gezelim. Tamam. Hem de bir anlat ya böyle ne, nasıl böyle buranın hikayesi ne olabilir ya? Ya aslında 1985'te tam 9 masayla başladık. 9 masa? 9 masa. Tabii baba iyi bir efendici, servis adabı. Anneden de iyi reçeteler alınca konu nereye geldi? Böyle bir mutfak. Artık bu bizim için yaşam biçimi. Hani ben bu işin ticaretinde falan o 9 masa dönemlerdeydi. Hala 1980'de kurduğumuz çizgiyi biraz yükselterek sadece Akdeniz Hatay Sofrası olarak Vatan Caddesi, 2015'te de birçok Hatay mutfağından farkını koyabilmek için Hatay Gurme oldu. Çorbayla başlayacağız. Evet, bugün ben servis yapacağım. Bize bakın, bu Hatay'ın çorbası. Evet, her gün değişen bir çorbamız çıkmakta. Bugün kısmetinde Ayazma çıktı. Mesela yarın gelsen yoğurt aşırı yiyebilirsin. Barış, bu aşır. Aşır aslında bir ana yemek. Ama sen illaki yiyin diye getirdin. Aslında Anadolu'da keşkek ifade edilen. Bravo. Ama bizde acılı keşeğinin bir başka versiyonu. Çünkü yulgayı döverken bunun bir gün önceden dinlendirilmesi ve bekletilmesi gerekiyor. Peki geldik oruğa. Oruk da hadisesi şu. Bizim bildiğimiz içli köftenin farklı bir şey ama çok fazla yağ böyle hani bildiğimiz kızartmanın içine oruk pişirtilmez. Hmm. Ya taş fırınlarda zeytinyağıyla normal içli köfte yapılır ya da sacda ya da sinde basılır. Ve dışında da etle bağlanır, irmik girmez. O yüzden oruk diyoruz. İçli köften daha. Zeytinyağıyla tane çevirtiğim için zaten bütün sıra onda. Şimdi benim burada favorilerimden bir tanesi şu. Şu humus. Siz burada humusu soğuk mu? Şimdi humusu soğuk zeytinyağıyla da veriyoruz. Soğuk üstüne sıcak olarak tereyağla çam fıstıklı veriyoruz. Biz buna humusun halleri dedik. Hmm. Bunu fıstık gibi. Mesela kuşbaşılı humusumuz var, kıymalımız var, pastırmalımız var. Barış, ister fıstık koy, ister koyma. Buranın humusu var ya. Nasıl? Ya bir numara ya. Çünkü yediğim en iyi humus. Haşlanmış nohutun cinsi çok önemli. Mesela bu aşırı, bak çok beğendim. Bunu belki daha iyi yapan olabilir, olmaz bilmiyorum. Ama ben bundan daha iyi humus yemedim ya. Humus çok iyi ya. Müthiş. İstanbul'da kısır derler ama bu kısır değil. Sarma iç. Sarmanın içini biz bol sulu yaparız. Bak bol nar ekşilidir bu. Şimdi normal kısırdan farkını damağına atınca lütfen yarım bardak su al ve ağzında şu tadı bir görmeni istiyorum. Tadı değiştir diyorsun. Peki. Çünkü şu anda sen aşure yedin, o acılığı hissetmemeni istiyorum. Şu baharat dengesini görmek için söylüyorum. Çok çok iyi ya. Bu kısır değil abi. Bu kısırla hiç alakası yok bunun. Çok iyi ya. Menengiç ağacının yaprağı dediğim, Nisan ayında zahterden önce 15 gün önce çıkan bir ot. Metrelerce kebabımız da geldi. Zırhla çekilen. Yavru olmamış mı? Kuzu gibi yatıyor şu çocuklar ya. Hadi bakalım buyurun. Hadi afiyet olsun. Biz şöyle ucundan. Ve etin dağıldığını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Daha bıçağı vurma vurmaz et dağılacak göreceksiniz. Bunun dağılmasında bak işte bu. Evet. Ama şu tabii çok. Aslında hani Antakya'nın soslu dönerinden bahsettik ya. Evet. Oradaki sosun içindeki sır ne biliyor musun? Muskat cevizi. Muskat cevizi. Ve acılığı. Adanalılar hani kebap falan yaparlar ya. Adana, Urfa. Yani Hatay'ın kebabı kafa tutar yani. O kadar güzel. Barış'cığım, bu nedir ya? Abi lahmisini içinin altına, lahmisini yani evet. Tepsi kebabın altına ben boğaz kuru soğanla böyle taze patates döşedim bugün. Of. 10-15 dakika önce onu hafif pişirdim kendi yağıyla, zeytinyağıyla. Ve biraz önce sosunu verdim, bir 10 dakika kaldı. Sosu tamamen domates mevsimindeki domatesin salçasıyla yaptım sos.
Evet. Onun da rengi çok önemli. Bu işte, bak şimdi. Şimdi bu altında şu anda zerzevatı da göreceksin. Bu şekilde zerzevatı göreceksin. Geldik Hatay'ın gururlarından bir tanesine. En az künefe kadar Hatay'ın medarı iftarlarından bir tanesi bu. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeyim Barış'cığım. Ben maydanoz ve kapya biberinin kıymaya bu kadar yakışacağını inan tahmin etmiyordum, 6 ay önce öğrendim. Çok çok iyi. Normal kıyma gibi algılanır ama ne kadar lezzetli bir şey yiyorsun. Çünkü onun da bence özelliği fırında dinlenerek pişmesi. Yani 45 dakikadan fazla kalıyor bu fırında, o yatakta. Şöyle söyleyeyim mi? Acayip güzel yani. Şerbetlerimizi alalım. Lütfen. Şifa geliyor bak. Ben buna, bunun güllü, dutlu olanı içtim, tutuldum. Şunu direkt çok merak ediyorum. Şöyle güzel. Nane mi var bunda? Evet, taze nane. Oo, ben çok severim. Çok taze nane. Ya. Naneyi şeker oranı azaltmak için kullanıyoruz. Mezeleri yedik. Etleri yedik. Sini kebaplarını yedik. Rahat mıyız? Ha, iyiyiz değil mi? Peki Hatay mutfağının medarı iftarı nedir abi? Hazır mıyız künefeye? O zaman gelsin künefe, bakalım nasıl bir şey gelecek bize, görelim bakalım. Evet, geldi Hatay'ın göz bebeğine künefeye Barış. Yani sen diyorsun ki künefe Antakya'nın. Antakya'nın. Bu kadar. Arkadaş, evet. Tescili de bizde. Antepliler duysun. Adana'nın değil mi? Evet, doğru. Künefe'nin de biz. Evet. Antepliler duysun abi. Şimdi şöyle şerbeti de verelim. Şerbetin özelliği nedir? Tamamen birebir. Hiç sadece hafif limon, su ve şeker dengesi. Limon, su ve şeker. Ama şerbet çok dağınık olmayacak arkadaşlar. Peyniri de tam Mayıs ayındaki yağlamamış inek peynirinden. Evet. Sütümüz de geldi. Şimdi Hatay mı Antep mi göreceğiz. Ben tatlıcı değilim. Ama künefe videolarım var. Bu arada M harfinin bana gelmesine de çok mutlu oldum. Bir sürü künefeci arkadaşım var. Darılmaca, gücenmece yok. Künefe Antakya'nındır yani. Gerçekten öyle. Zaten Antepliler de künefe bizim diye iddia etmiyorlar. Biz iyi yapıyoruz diye iddia ediyorlar ama çok iyi bir künefe yani, çok. En çok merak ettiğim şeydir bu. Kerebiç değil mi bu? Evet, kerebiç. Ben bu kerebiçi kurabiye zannediyordum. Meğer bu kerebiçin içerisi fıstık doluymuş, ceviz doluymuş. Ceviz dolu. Bu şey çöven otu muydu? Çöven otundan yapılan çöven helvası. Köpük helva diye geçer. Kerebiç çok merak ediyorum. Kerebiç tamamen şekersiz, çöven şekerli bir helva. O yüzden dengeliyor. Aromasına bir bakmanı istiyorum ve tarçın var. Ben kerebiçi bu zamana kadar niye yememişim dedim ya. Çok güzelmiş. Bunu da. Peki içi cevizli mi oluyor sadece? Fıstıklı yapılıyor ama ben cevizi tercih ediyorum ve burada evet, klasik olarak cevizliye devam ediyorum. Çok güzel. Normalde ben videolarımı bitirirken yerim, arkasından derim ki vay, vay, vay. Ama bugün yorumu siz yapacaksınız. Barış bize yemeğin hakkını vermiş mi? Sizden duyalım. Buyur kardeşim. Künefede iddialı olduğunu söylemişti Barış abi. Gerçekten de güzel. Süper. Yani beğenmedim, hiçbir şey yok. Kardeşim nasıldı? Yemekleri diyecek hiçbir şey yok. Sırf şerbeti için bile buraya geldim. Sırf şerbeti için. O küçük şerbetler değil mi? Mükemmelmiş. Kardeşim. Abi her şey çok güzeldi yani. Dediğin gibi harcam duydum. Türkiye'nin en best künefesi burada yani. Vay vay vay. Valla burada. Türkiye'nin? En best. Vay vay. En iyisi. Cennete düştün ya. Allah. Bu öğrenciler var ya. Abi senin tabirinle efsane yani. Yiyecek atlamıyorum. Özellikle ittifak künefe yedim. Çok memnunum buradaydım yani. Midesine güvenen herkes gelsin diyor. Kaç çeşit şey yedik. Hepsinin tadı damağında. Özellikle kebap çok güzeldi. Ben Adana kebaptan daha çok beğendim. Biz bugüne kadar İstanbul'da künefe yemiyormuşuz bundan önce. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Barış bizi bugün babalar gibi ağırladı. Barış'cığım çok teşekkür ediyorum sana. Asıl ben teşekkür ederim. Onur ettiniz arkadaşlar. Şurada sizin yanınızda Barış'a şu sözü veriyorum. Barış'la Hatay'a gideceğim. Hatay'ı fethedeceğiz. O mutfağı. Barış'la burada bu kültür üzerine, bu mutfak üzerine birkaç tane daha video çekeceğim, söz. Yine sizin gibi pırlanta kardeşlerimle. İnşallah. Ben
Barış'tan izin alarak son cümleyle bitireyim videoyu. Hataya gelmeyen hataya düşermiş. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hataya gelmeyen hataya düşer.